Oscar Wilde, Bencil Dev, seslendiren Mahmut Parlak. Çocuklar her gün öğleden sonra okul çıkışında mutlaka gidip devin bahçesinde oyun oynarlardı. Yumuşacık yemyeşil çimenlerle kaplı büyük ve güzel bir bahçeydi. Çimenlerin üzerinde yıldızlar kadar çok ve bir o kadar da güzel çiçekler vardı. Bahar ayında pembe ve sedef renkli narin tomurcuklar açan, sonbaharda da leziz meyveler veren 12 şeftali ağacı vardı. Ağaçlara tüneyen kuşlar o kadar tatlı cıvıldaşırdı ki, çocuklar oyun oynamayı bırakıp onları dinlerdi. Birbirlerine, ''Burada ne kadar da çok mutluyuz.'' derlerdi neşeyle. Giderken bir gün dev geri geldi. Arkadaşı olan Celtic Ghoul yabanisini ziyarete gitmişti ve onun yanında 7 sene kaldı. Sohbeti sınırlı olduğu için tüm söyleyeceklerini anlatması 7 sene sürmüştü ve artık kendi kalesine dönmeye karar verdi. Döndüğünde ise bahçesinde oynayan çocukları gördü. ''Sizin burada ne işiniz var?'' diye bağırdı sertçe. Çocukların hepsi korkuyla kaçıştı. ''Benim bahçem yalnızca benim bahçemdir.'' dedi dev. ''Bunu herkes anlasın. Kendimden başka bir kişinin bile burada oynamasına izin vermem.'' Dev hemen bahçeyi yüksek bir duvarla çevreledi ve duvara bir uyarı yazısı astı. O gerçekten de çok bencil bir devdi. Zavallı çocukların oynayacak başka bir yeri yoktu. Çocuklar sokakta oynamayı denediler ama hem tozluydu hem de sert taşlar vardı. Burayı beğenmediler. Okul çıkışında yüksek duvarların çevresinde dolaşır, duvarın ardındaki güzel bahçeden bahsederlerdi. Birbirlerine, ''Burada ne kadar da çok mutluyduk.'' derlerdi. Sonra ilkbahar geldi ve ülkenin dört bir yanı bahar dalları ve minik kuşlarla doldu. Yalnızca bencil devin bahçesinde hala kış hüküm sürüyordu. Orada çocuk olmadığı için kuşlar gelip şarkı söyleme zahmetine girmek istemediler. Ağaçlar da çiçek açmayı unuttu. Bir keresinde güzel bir çiçek kafasını çimenlerin arasından uzattı ama uyarı yazısını görünce zavallı çocuklar için çok üzülüp toprağın altına geri indi ve uykuya daldı. Bu durumdan memnun olan sadece kar ve buzdu. ''İlkbahar bu bahçeye uğramayı unuttu.'' diye bağırdılar. ''Bütün bir yıl burada yaşayacağız.'' Kar çimenlerin üzerini devasa beyaz peleriniyle örttü. Buz da tüm ağaçları gümüş rengine boyadı. Sonra yanlarına kuzey rüzgarını çağırdılar, o da davetlerini kabul etti. Kürkler içindeki kuzey rüzgarı gün boyunca bahçede kükrüyor, baca peteklerini kalenin içine geri üflüyordu. ''Burası tam bizim yaşayacağımız bir yer.'' dedi. ''Dolu'yu da buraya davet etmeliyiz.'' Dolu yanlarına geldi. Her gün 3 saat boyunca kiremitlerin çoğu paramparça olana dek kalenin çatısını tıngırdatıyor, sonra da elinden geldiği kadar hızlı daireler çizerek bahçede geziniyordu. Giysileri gri renkteydi ve nefesi de buz gibiydi. ''Bu sene bahar niye bu denli geç kaldı anlamıyorum.'' dedi bencil dev. Pencere kenarında oturmuş buz gibi beyaz bahçesine bakarken. ''Umarım hava bir an evvel değişir.'' Ancak ne ilkbahar geldi ne de yaz. Sonbahar her bahçeye altın renkli meyvesini verdi. Yalnızca devin bahçesine uğramadı. ''O çok bencil.'' diyordu sonbahar. Bahçeye uğrayan sadece kış olduğu için kuzey rüzgarı dolu buz ve kar ağaçlar arasında dans ediyordu. Bir sabah dev uyanmış yatağında uzanırken çok sevimli bir müzik işitti. Müzik ona o kadar tatlı geldi ki kralın müzisyenlerinin kalenin yakınından geçtiğini düşündü. Aslında bu penceresinin dışında şakıyan minik bir keten kuşuydu yalnızca. Ama bahçesinde bir kuş çıvıltısı duymayalı o kadar uzun zaman olmuştu ki bu ses onun kulaklarına dünyanın en güzel müziği gibi geliyordu. O zaman dolu başının üstünde dans etmeyi bıraktı. Kuzey rüzgarı kükremesini durdurdu. Açık pencereden burnuna şahane bir koku geldi. ''Nihayet ilkbahar gelmiş olmalı.'' dedi dev ve yatağından aşağı atlayıp pencereden dışarı baktı. Ne gördü dersiniz? En mükemmel manzarayı gördü. Duvardaki minik bir delikten sürünerek bahçeye giren çocuklar ağaç dallarının üzerinde oturuyordu. Her bir ağacın üzerinde küçük bir çocuk vardı. Ağaçlar çocukların geri gelmesine çok sevindikleri için yeniden çiçeklendiler. Dallarını çocukların başı üzerinde nazikçe sallıyorlardı. Kuşlar ağaç tepelerinde uçuşup sevinçle cıvıldıyordu. Çiçekler kafalarını çimenlerin üzerine çıkarmış kahkaha atıyordu. Bu çok güzel bir manzaraydı ama bahçenin bir köşesi hala kış kalmıştı. Burası bahçenin en uzak köşesiydi
ve küçük bir çocuk orada duruyordu. O kadar küçüktü ki ağacın dallarına boyu yetişememişti. O da ağacın etrafında dolanıp acı acı ağlıyordu. Zavallı ağaç buz ve karla kaplıydı. Kuzey rüzgarı da tepesinde esip kükrüyordu. ''Bana tırman küçük çocuk!'' dedi ağaç ve dallarını elinden geldiğince aşağı indirdi. Ama çocuk çok ufaktı. Onları gören devin yüreği sızladı. ''Ne kadar bencilce davranmışım!'' dedi. ''Şimdi anlıyorum ilkbaharın neden gelmediğini. Şu zavallı küçük çocuğu ağacın tepesine çıkaracağım önce. Sonra da duvarı yıkacağım. Benim bahçem ebediyete kadar çocukların oyun parkı olacak.'' Daha önce yaptıklarından çok ama çok pişman oldu. Yavaşça alt kata indi ve ön kapıyı sessizce açtı, bahçeye indi. Çocuklar onu gördüğünde korkudan oradan oraya kaçıştılar. Bahçeye yeniden kış geldi. Sadece küçük çocuk kaçmadı. Gözleri gözyaşıyla dolu dolu olduğundan devin geldiğini görmemişti bile. Dev küçük çocuğa arkasından yaklaştı, onu nazikçe kaldırıp ağacın üstüne bıraktı. Ağaç hemen o anda çiçek açtı, kuşlar gelip cıvıldamaya başladı. Küçük çocuk iki kolunu uzatıp deve boynundan sarıldı ve onu öptü. Diğer çocuklar devin artık zalim ve kötü biri olmadığını anlayınca koşarak bahçeye geri geldiler. Onlarla beraber ilkbahar da geldi. ''Burası artık sizin bahçeniz sevgili çocuklar!'' dedi dev ve eline kocaman bir balta alıp duvarı yıktı. İnsanlar öğlen 12'de pazara giderken şimdiye değin gördükleri en güzel bahçede devin çocuklarla oyun oynadığını gördüler. Çocuklar gün boyu oyun oynadılar. Akşam olunca vedalaşmak için devin yanına geldiler. ''Ama küçük arkadaşınız nerede?'' diye sordu dev. ''Hani şu ağaca bıraktığım arkadaşınız?'' Küçük çocuk kendisini öptüğü için dev en çok onu sevmişti. ''Bilmiyoruz.'' dedi çocuklar. ''Arkadaşınıza yarın mutlaka gelmesini söyleyin.'' dedi dev. Fakat çocuklar onun nerede yaşadığını bilmediklerini ve daha önce onu hiç görmediklerini söyleyince dev epey üzüldü. Her gün öğleden sonra çocuklar okul çıkışında mutlaka gidip devin bahçesinde oyun oynadı. Ancak devin sevdiği küçük çocuğu bir daha hiç kimse görmedi. Dev tüm çocuklara sevgi dolu davransa da ilk arkadaşı olan o küçük çocuğu her zaman özledi ve herkese ondan bahsetti. ''Ah, onu bir kez daha görmeyi ne kadar çok isterdim.'' der dururdu. Aradan yıllar geçti. Dev iyice ihtiyarlayıp güçsüzleşti. Artık çocuklarla oynayamadığı için büyük koltuğuna oturup bahçede oynayan çocukları izler, bu manzaraya hayranlık duyardı. ''Sayısız güzel çiçeğim var.'' dedi. ''Ama tüm çiçekler arasında en güzeli çocuklardır.'' Bir kış sabahı odasında giyinirken pencereden dışarı bakıyordu. Artık kıştan nefret etmiyordu çünkü bunun geçici olduğunu, ilkbaharın uyuduğunu ve çiçeklerin de dinlendiğini biliyordu. Gördüklerine inanamayarak gözlerini ovuşturdu. Bir daha baktı, bir daha. Gördüğü kesinlikle inanılmaz bir manzaraydı. Bahçenin en uzak köşesindeki ağacın üzeri güzel mi güzel beyaz çiçeklerle bezeliydi. Altın sarısı dallarından gümüş renkli bir meyve sallanıyordu. Meyvenin altında da devin en çok sevdiği küçük çocuk duruyordu. Dev büyük bir coşkuyla koşarak alt kata indi, hemen oradan da bahçeye çıktı. Hızlı adımlarla çimenleri geçip çocuğa yaklaştı ama çocuğa yaklaşınca yüzü sinirden kıpkırmızı oldu. ''Seni yaralamaya kim cüret etti?'' Çocuğun avucunda iki çivi izi vardı. Küçücük ayaklarında da. ''Seni yaralamaya kim cüret etti?'' diye bağırdı Dev. ''Söyle bana, kim yaptı? Söyle ki onu cezalandırayım.'' Küçük çocuğun önünde diz çöktü. Çocuk deve gülümseyerek baktı ve ''Bunlar sevginin yaraları. Siz beni bir kerecik bahçenizde oynattınız. Bugün ben de sizi kendi bahçeme, yani cennete götüreceğim.'' dedi. O gün öğleden sonra çocuklar bahçeye geldiklerinde ağacın altında yatan devin ölüsünü buldular. Üzeri bembeyaz çiçeklerle kaplıydı. Son.